Evet, bugün sizler için ne yapıyorum? İrmikli kurabiye tatlısı. Hemen yapabileceğiniz malzemeleri az, kolay bir tatlı yapacağız. Malzemelerimiz 125 gram tereyağı veya margarin, 2,5 su bardağı un, yarım su bardağı şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik irmik, 2 adet yumurtamız, 1 paket kabartma tozumuz. Şimdi yapımına geçelim. Evet, malzemelerimizi saydık. Hamurumuzu yoğurmadan önce şerbetli bir tatlı olduğu için 2,5 su bardağı şekerimiz, 3,5 su bardağı suyumuz var. Önce şerbetimizi kaynatalım hamurdan önce. Hem hamuru yaparken şerbetimiz kaynar. Çünkü şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak. O yüzden hamurunu yapana kadar şerbetimizi hem kaynatalım hem de soğusun. Çok kaynatmamıza gerek yok. Bir 10 dakika kaynattığımız zaman şerbetin suyu olacak. Şimdi önce şekerimizi bir böyle tencerede kaynarken erimesi için bir tur karıştıralım şekerimizi. Şimdi şerbetimizi kaynatmak için ocağımıza koyalım. Evet, hamurumuzu yoğuracağız. Ben şimdi şerbetimizi koydum ocağa. Ocakta bir taraftan şerbetimiz kaynarken bir taraftan hamurları yapalım. Hem pratik olur hem de nasıl işleyişini görürüz. Önce yumurtalarımız, yağımız, irmiğimiz, şekerimizi ilave edelim. Bunları bir yoğuralım. Evet, bunları bir tur yoğuralım. Sıvı maddelerimizi. Yumurtanızın büyüklüğüne göre de unun şekli. Ben 2,5 bardağı dedim ama bunları böyle bir yoğuralım. Bunu da ölçülü ölçülü katalım. Kıvamında. Çünkü 2,5 su bardağı yumurtanın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre de değişebilir. O yüzden siz unu ilave ederken de benim şu anda yaptığım gibi ölçülü bir şekilde koyalım. Yavaş yavaş. Şimdi kabartma tozumuzu ilave edelim. Bununla beraber ilave edelim ki her yerine eşit miktarda yayılsın kabartma tozumuz. Bu şekilde. Evet, yarım yarım güzel bir şekilde ilave edelim. Unumuzu böyle iyice yoğuralım. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Az bir unum kaldı benim. Bunu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde son tam hamurum unum kıvamına denk geldi. Bu şekilde az az ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Evet, hamuru yoğurdum, bitirdim ben. Gördüğünüz gibi tam ölçüsünde bir hamur oldu. Yağı, yumurtası, unu güzel denk geldi. Şimdi biz bunu, hamurumuzu 15 dakika dinlendirelim. Evet, gördüğünüz gibi şerbetimizin suyu kaynadı. Ben bunu 10 dakikadır kaynattım. Saat tuttum. 7 veya 10 dakika kaynatsanız yeterli oluyor. Şimdi bunun altını kapatıp soğumaya bırakalım. Evet, hamurumuzu dinlendirdim ben 15 dakika. Fırın tepsiminde, şimdi isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz ama fırın tepsini yağlamıyoruz. Her zaman kurabiyelerde olduğu gibi. Şimdi küçük küçük hamurlar alıp irmikli kurabiyelerimizi yuvarlayıp tepsimize dizelim. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarımız hemen kolay. İrmik, un, yumurta, yağla kabartma tozu yapabileceğiniz çok kolay bir şerbetli tatlımız. Evet, kurabiyelerimiz bitti. İrmikli kurabiyelerimizi yuvarladım, bitirdim ben. Benim bu kadar oldu. Hemen pratik hazırlayabileceğiniz. Şimdi bunu 180 derece daha da önce ısıtılmış fırında pişireceğiz. 15 dakika pişireceğim ben. Sizin fırınız nasıl bir hızla pişiriyor bilmiyorum ama altı kızarınca alalım kurabiyelerimizi. Evet, irmikli kurabiyelerimiz pişti. Görüyorsunuz hafif hafif kızardı. Bu şekilde fırından çıkardım ben. Tatlımız sıcak. Çok bir 5 dakika veya 10 dakika dışarıda bekledik. 5 dakika böyle çok ağır sıcaklığı geçsin. Ben şimdi bunu borcamımıza döşeceğim. Çünkü borcam biraz daha derin olduğu için şerbeti daha güzel çekeceği için. İsterseniz siz tepside de yapabilirsiniz ama genelde şerbetli tatlıları ben böyle üzeri kapansın diye bir borcama. Çünkü bu daha yayvan olduğu için şerbeti daha azalacaktır. Ama bu biraz daha derin olduğu için
daha güzel şerbeti çeker. Şimdi bunun şerbetini ilave edelim. Evet, şerbetimiz soğumuştu. Daha önce kaynatmıştık. Tatlımız sıcak. Şimdi tek tek üzerlerine şerbetlerimizi tatlımızın üzerine koyalım. Bu şekilde yapalım. Hem derin şey olduğu için daha güzel çekeceğini göreceksiniz. Hem de harika bir lezzet olacak. Şerbetimizi döktük kurabiyelerimiz üzerine. Şimdi bunun yarım saat, bir saat dinlenmesi için üzerini kapatalım. Biraz bekletelim. Evet, ben tatlılarımı bir saat dinlendirdim. Gördüğünüz gibi nasıl güzel çektiler. İrmik olduğu için içinde bu şekilde kabardı. Harika bir tat oldu. Hemen kolayca yapabileceğiniz, yemeklerinin arkasından hemence ikram edebileceğiniz çok basit malzemeleri az bir şerbetli tatlımız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.